Dünyada ve ahirette sadece kadınlar helaldir. Ahirette sadece huriler helaldir ve eşleri helaldir. Ama orada mesela gılmanlar var, güzel yakışıklı delikanlılar. Hem kadına hem erkeklere hizmet ediyor. Ama haramdır onlara. Bir erkeğin yaklaşmasını Allah haram kılmıştır. Ebedi haramdır, sonsuza kadar haramdır. Sadece kadın helaldir. Kendi eşleri ve Allah'ın onlara verdiği huriler helaldir. Onun dışında diğer hanımlar, diğerlerinin başkalarına ait hanımlar da onlara haramdır. Erkek sonsuza kadar haramdır erkek erkeğe. Dünyanın başından hayatın en uç noktalarına, en son noktalarına kadar her zaman haram olmuştur ve sonsuza kadar da haram olacaktır. Allah böyle bir çirkinliği asla kabul etmiyor. Dünyanın her yerinde haram olmuştur. Kuzey kutbunda, güney kutbunda, dünyanın en uç noktalarında her yerde bu haram bilinir. Bu nasıl engellenir? Önce Darwinist propagandayı durduracaksın. Rumilik propagandasını durduracaksın. Rumilik'te müthiş bir homoseksüel propaganda var. Ve dünya çapında bir lutilik ve bir homoseksüellik, yani Hazreti İbrahim devrinde gibi, olduğu gibi bir sapıklık cereyanı başladı. Bunu Deccal başlattı. Deccal'ın vasıflarındandır. Homoseksüellik, Allahsızlık, Allah düşmanlığı, Darwinist düşünce yani. Deccal'ın en önemli ataklarıdır. Bu ataklara geçti şu an Deccal. Cinayet, Müslümanları yok etme, Müslümanları birbirine kırdırma. Deccal'ın vasıflarıdır. Deccal bütün vasıflarına şu an ortaya çıktı. Ana vasıflarını. Bak çoluğu çocuğu katlediyor, şehit ediyor. Milyonlarca Müslümanı şehit etti. Milyonlarca Müslümanı ateist, dinsiz hale getirdi Darwinizmle. Milyonlarca Müslümanı homoseksüel yaptı. Ve dünyada şimdi onu meşru ve legal hale getirmeye çalışıyor. Allahsız, dinsiz, homoseksüel bir dünyayı hedefliyor Deccal. Bunu yaptırmayacağız. Bunu yapamayacak Deccal, ben mağlup olacak. Bak göreceksiniz. Mum gibi eriyecek. Mum gibi eriyecek. İsa Mesih ve Mehdi'nin vesilesiyle Allah'ın izniyle yerle bir olacaklar. Damla kan akmayacak. İnsanların burnu dahi kanamayacak. İlimle, irfanla, sevgiyle, bilgiyle, akılla, kanunla, hukukla bu fitneyi yok edeceğiz.